Evet. Bakara suresi 208. ayet bu ayet. Allah bütün iman edenlere sesleniyor. Ey iman edenler diyor. Hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin. İslam'a girin. İnşallah. Çok manidar 1956. Şeddeli 2016. Maşallah. Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda elçi beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Hangi peygamber olduğu belli mi? Değil hocam şu an. Belli değil, değil mi? Bir daha oku ayeti. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda elçi beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu? Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Şimdi karşılaştıkları zorlukları teker teker say. Yoksulluk. Bir, yoksulluk. Şimdi bak Dayanılmaz. kardeşimiz ne diyor? Kardeşlerimiz diyorlar ki internetin parasını bile bulmakta güçlük çekiyoruz. İşte başka zorluklarla karşılaşıyoruz diyorlar. Bunu meydana getiren Allah. Demek ki bu zorlukla karşılaşacaklar. Evet. İkincisi ne? Dayanılmaz bir zorluk. Dayanılmaz bir zorluk. Bakın bu her anlama gelecek gibi. Bir kere adam hasta olabilir. Yani bir azasında bir rahatsızlık meydana gelebilir. Genel olarak vücudu hastalanabilir. Üzerinde baskı olabilir. Saldırıya uğrayabilir. Hakarete uğrayabilir. Evet. Değil mi? Şu Ekonomik yönden güçsüz olabilir ayrıca. Say say bitmez yani bilinen Evet. birçok şey. Evet. Bunların hepsini Allah meydana getirir. Başka? Ve öylesine sarsıldılar ki diyor. Mesela bak bu da ufku çok geniş bir açıklama bu. Öylesine sarsıldılar ki. Mesela bir yakını ölür, trafik kazası geçirebilir, çekler, senetler döner, hapsetmeye kalkabilirler, iftiraya uğrayabilir, değil mi? Evet. Birkaç yönden hatta iftiraya uğrayabilir. Aynı anda sağlığını birkaç yönden bozulabilir. Mesela bakarsın hem efendim, kulağında bir rahatsızlık olur, hem ayağında bir rahatsızlık olur. Aynı anda bir enfeksiyon rahatsızlığı olabilir. Yani aynı anda birkaç kişi iftira atabilir. Fakat imanın derecesine göredir. İşte imanı güçlü olanlara daha çok geliyor. Bela daha çok gelir. Evet, inşallah. Çünkü onların gücü daha yüksek oluyor. Daha imtihana uygun oluyor. Evet, inşallah. Şu kapıyı da kapatın. Evet. Zayıf olan insanlara az bir bela bir gelse hemen döner onlar. Yani dine karşı tavır alırlar. İslam'a, Kur'an'a karşı tavır alırlar. Halbuki mesela veli tinetliyse, veli karakterliyse onlarda daha da imanı gelişiyor ve güçleniyor. İnşallah, evet. Daha Allah'a yakınlığı artar. Onlar da onun için derler yağmur gibi yağar derler. Yani veli olanlara bela yağmur gibi yağar. Bir hadiste Evet. geçiyor hocam söylediğiniz tarzda Evet. inşallah. Dininde kavi, güçlü olanın başına gelecek belalar büyük olur demiş Peygamber Efendimiz. Maşallah. Ver bakayım. Bu Mehdi için Evet. söylenen hadislerden oluyor inşallah. Dininde kavi, dininde güçlü olanın başına gelecek belalar büyük olur. Yani akıl almaz yerlerden bela gelir. İftiralar, hakaretler, saldırılar, suikastler. İbn-i Hibban, Hak Teala bir kulunu sever veya kendini yaklaştırmak isterse üzerine bela ve musibetleri ardı adına gönderir. Bak Hak Teala diyor Cenab-ı Allah bir kulunu sever ve kendine yaklaştırmak isterse daha yakın olmasını istiyor, daha derin, daha takva olmasını isterse üzerine bela ve musibetleri ardı adına gönderir. Biri bitti derken bir tane daha, biri bitti derken biri daha. Peş peşe bela geliyor. Hak Teala bir kimseye bir hayır diledi mi? Bakın ona bela ve musibet verir. Hak Teala bir kimseye bir hayır diledi mi? Mesela Mehdi'ye. Ona mesela hayır diliyor Cenab-ı Allah. O zaman ona bela ve musibet veriyor. Ki daha yaklaşsın, daha derinleşsin, daha sevgisi, coşkusu artsın. İmam-ı Malik ve Buhari'de. Buhari zaten hadis
ayetleri kitaplar içinde en güvenilirlerinden biliyorsunuz. İnşallah. Mehdi Resulullah'ın bayrağı ile, nerede bayrak? İstanbul'da değil mi? Peygamberimizin bayrağı. Topkapı Sarayı. Topkapı'da tabii. İnsanların başlarına bela üzerine bela yağdı. Şu an dünyada böyle. Bela üzerine bela yağıyor. Ekonomik kriz bir yandan, değil mi? Hastalıklar bir yandan, terör. Saldırılar, terör bir yandan. Ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. Yani öyle mesela şimdi önümüzdeki yıllarda bir dahaki sene, öbür sene yine Mehdi konusu gündemde olacaktır. Yine Mehdi çıkmayacak. Bekleyecekler. Evet. Ya diyecekler 10 yıl ama tamam ama yani mesela epey bir süre geçti. E çıkmadı. Bir gelişme de olmadı daha. Değil mi? E o zaman demek ki Cübbeli'nin dediği doğruymuş diyecekler. Veya bir başkasının dediği doğruymuş çıkacaklar. Bak çıkışının ümit kesildiği bir sırada. Evet. Ümit kesildiği bir sırada çıkar. İki rekat namaz kılar. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der. Ey insanlar, ümmeti Muhammed ve bilhassa onun ehli beyti, yani Mehdi ve talebeleri çok belalar gördü. Ve bizler, yani Mehdi ve talebeleri kahr ve haksızlığa maruz kaldık. Haksızlığa uğradık biz diyecek. Hukuki yönden, sosyal yönden, değil mi? Baskılar yönünden, iftiralar yönünden haksızlığa uğradığını belirtecek Mehdi. Evet. Kitab-ul Burhan fi alametil Mehdi'l ahir zaman, sayfa 55. Mehdi bizden, ehli beyttendir. Peygamberimizin soyundandır. Biz öyle bir ev halkıyız ki, yani öyle bir topluluğuz ki, seyitler topluluğu. Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Yani dünyayı bize vermedi diyor Peygamberimiz. Ahireti bize verdi diyor. Çünkü hep şehit oldular. Evet. Hazreti Ali şehit oldu, Aslan Hüseyin hep şehit. Evet. Benim ehli beytim, yani Mehdi ve talebeleri, muhakkak benden sonra bela, kaçırılma, bela, bakın bir kere bela. Bela nedir? Dövülme, sövülme, hakaret, hastalıklar, dertler, değil mi? Her evet. Şey. Kaçırılma. İftira, zulüm, işkence. Kaçırılma. Fiili kaçırılma, yani kaçırma. Bir, mesela bir genç kızı alıp kaçıracaklar. Fiilen kaçıracak mesela. Anası babası kaçıracak veya bir başkası kaçıracak. Değil mi? Evet. Yani fiili bir kaçırma olayı olacak. Bunu kim söylüyor? Peygamber söylüyor. Evet. Kaçırılma olacak Mehdi cemaatinde. Yani evinden alıp kaçıracaklar. Veya sokaktan alıp kaçıracaklar. Hı. Meşhur bir yere götürecekler. Bunu anlıyoruz. Ve sürgüne uğrayacaktır. Nasıl oluyor? Hapsedilecek. Ve zorla alıp götürülecek bir yere konacak. Evet. Sürgündür bu. Benden sonra ehli beytim bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar. Yani Mehdi ve talebeleri bela ve mihnetlerle, zorluklarla karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklar. Yani tarda her türlü saldırı, baskı, hırpalama maruz kalacaklar. Kitab-ul Burhan fi alametil Mehdi'l ahir zaman, sayfa 14. Şeytandan Allah'a sığınırım.